Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nda kurulan bu seçim bilişim sistemi, SETSİS diyoruz kısaca. Buna dışarıdan müdahale olabilir mi? Şimdi şöyle, bu dışarıdan müdahalelere geçmiş dönemde biz 2015 ve 2017'de bunları test ettiğimiz ve tecrübe ettiğimiz için söyleyeyim. Öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık açıkçası. Ayrıca bu dönemde de ben yani özellikle YSK'da bu konuları konuştuktan sonra oraya da birkaç arkadaş daha koyacağız biz. YSK bunu da kabul etmiş vaziyette sistemlerin olduğu yerlere. Ayrıca YSK'da biliyorsunuz bizim de her partinin de orada bir temsilcisi var. İlçe seçim kurullarında her partinin aslında bir temsilcisi var. Bunları böyle düşünmek lazım. Herkes görevini layığıyla yaptığı anda biz aynı YSK'nın içindeki kullandığı seç sistemi benzeri bir sistem bizde de var. Daha ötesinde biz verileri onun sistemde karşılaştıraraktan kontrol edebiliyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi darbecilerle görüştüğünü ifade ediyor ki son günlerde çok sıkça bunu ifade ediyor. Ne dersiniz? Böyle bir görüşme oldu mu? Bir 12 dakikadan bahsediliyor. 15 Temmuz gecesi. Yani şöyle, hayatları bu tür darbecilerle, FETÖ'cülerle beraber geçmiş insanların ve onlarla birlikte aslında onları bir yerlere getirmiş insanların bunu söylemesi de bana çok abes geliyor. Yani gerçekten çok komik bu 12 dakika konuşmuşsunuz. Oradaki görüşme şu, bir her tarafı kapatmışlar zaten. Bırakın ne yapıyorsunuz tarzındaki bir görüşme. O gün meydana çıkan herkesin aslında bir vesile onlarla bir teması var sonuçta. Bu alenen bir konu. Kapalı devre bir konu da değil. Genel başkanımız indiğinde uçaktan tek talimatı vardı bizlere. Arkadaşlarımızın hepsi meclise gitsinler tarzındaydı. Şimdi bakın, ortada cumhurbaşkanı yok. Başbakan yok. Bakanlar yok. Cumhurbaşkanı yardımcıları yok. Yani milletvekilleri doğru düz kimse yok. Tankın üstüne çıkmak konusunda söylüyorlar. Neden o zaman bununla ilgili aslında başları birbirinden asla getirmiş götürmüş insanlar çıkıp tankların üzerinde bunu söylemiyorlar da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu söyler. Ben bunu gerçekten de abes karşılıyorum. Yani dilin de böyle olmasını da çok ucuzculuk olarak görüyorum. Yanlış bunların hepsi. Ve o gün 12 dakika dediğinizde nedir? Oradan çıkacak artık. Genel başkanımız Ankara'ya gelmek istiyor. Bir belediye başkanımız yanında, Bakırköy belediye başkanımız ve il başkanımız yanında. Diyorlar ki Ankara'ya gelelim. Biz de Ankara'ya gelmesi noktasında. Ama araştırılıyor ki bütün yollar kapatılmış sonuçta. O zaman bir yerde bir duralım. Oradan da Ankara'ya geçelim. Konu bundan ibarettir. Daha ötesindeki yılları boyunca hayatları onlarla geçmişin bunu söylemesi bence çok mantıklı değil. 15 Temmuz sonrasında aradan bir zaman geçti. Bir anda baktık ki ortaya bir baylok diye bir hikaye çıkartıldı hemen. Şimdi burada soru işaretleri şuradan kaynaklanıyor. Birincisi, bu 2014'ten beri bunları takip ettiğini söyleyen bir mit var ortada. Bunların hepsi söylendiği için, yani kendilerini söylediği için söylüyorum. Neden bunu deşifre etmemişler ve neden gereğini yapmamışlar? Neden emniyete göndermemişler? Neden savcılıkta bunlarla ilgili bir dava yok ortalıkta da 15 Temmuz sonrası bu çıkartıldı? Birinci soru işareti budur. Onun nedenini şöyle söyleyeyim. Bunu tabii mutlaka iktidarın kendisi açıklasın o zaman. O listede acaba o kadar çok kendilerinin içerisinden insan vardı da o yüzden mi operasyon yapılmadı? Bununla ilgili hukuki bacağı oluşturulmadı. Bu bir soru işaretidir. Peki arkasından çıktık, biz baylok çıkınca nedir bu baylok diye biz araştırmaya başladık. Mail bununla ilgili miydi size gelen? Evet, bununla ilgili. O arada bunu biz baktık ki bütün bu iOS'tan veya işte Google Play'den falan marketlere kim atmış, sahibi kim diye araştırdığımızda David Keynes denen bir adam çıktı. Eylül'deki raporumuzda baylok raporu diye ben bir rapor çıkarttım. Mutlaka sizlerin de ellerine geçti bu rapor. Ben orada objektif bir şekilde bunun ne olduğunu anlattım. Hatta Türkiye'deki haritalarının hangi şehirlerde kullanıldığına kadar, yurt dışında kim kullandığına kadar 600 binden 1 milyon arasında insanın kullandığı görünüyor bunu bayloğu. Ekim'in 10'u yanlış hatırlamıyorsam Amerika'dan bir telefon. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde benim makamıma sekreterimden görüşüyor. Erdal Aksünger'le görüşmek istiyorum ben diye. Adı David Keynes denilen bir kişi. Ben de o arada İzmir'deyim. Bunun manipülasyon olma ihtimali üzerinde ben hemen şüphe duyduğum için dedim ki benim CHP.org.tr uzantılı mail adresimi verin, oraya mail atsın bana. Bir kere daha aradı. Bunu söyleyince tepki göstermiş. Bir daha aradı tekrar ulaşmak için. Sonra mail attı. Maili ben gördüm arkasından bir. Sonra birkaç tane mail daha attı arkasından. Bir sürü veriler, şunlar bunlar. Amerika'dan gelen ve mail bu. Birkaç tane mail. O da bir üniversite uzantılı yerden geliyor. Yani uzantısı üniversite adresi olan bir yerden geliyor. Arkasından ben hemen bizim milletvekillerimize, parti meclis üyelerimize, genel başkanımıza da enforme ettim konuyu ama bir mail yazdım, herkese mesaj attım. Dedim ki böyle bir telefon size gelirse
veya böyle bir istek olursa lütfen görüşmeyin, bize yönlendirin. Kaldı ki gelmiş. Mesela Sayın Genel Başkanımızı aramış. Özel kalemde Tuncay Bey bununla ilgili olarak keti vurmuş hemen. Demiş görüşemez. Aykut Erdoğdu'yu aramışlar. Öbürünü aramışlar. Neyse ne oldu arkasından? Ben bunları 17 Ekim günü Genel Başkanımızdan oturdum. Bunların hepsini gösterdim kendisine tek tek. Tüm telefon adresleri, ilişkilendiren şeyleri, adamın anlattıkları, şunlar bunlar derken, üstelik bu bir gazeteci Amerika'ya gidip görüşmeler yapmadan önce olan olaylar bunlar yani. Anladım. Biz de bu dosyayı aldım hepsini. Başbakanlık müsteşarlığına gönderdim. Bu bizim işimiz değil, bakın diye. Mail budur anlattıysa. Ya da başka bir şey varsa başka bir konu. Peki.